Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber güzel bir dağ modeli yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu çiçeklerimi göstereyim. Sarı nergis çiçeklerim. Bu çiçeklerimin yapım aşamasında yine kanalımda mevcut bir tanesini şöyle göstereyim. Bu güzel çiçeğimiz için şimdi mevlüt örtüsüne dağımızı yapacağız. Bugünkü anlatımımız sinek kanadı dağı arkadaşlar. İnşallah beğenir ve sizler de benimle beraber denersiniz. Bu çiçeğimizi dağını yapacağız bugün. Söylediğim gibi çiçeğin anlatımı da kanalımda mevcut arkadaşlar. Hemen alıyorum şöyle. Bakın. Çok hoş bir dağ. Sinek kanadı dağı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Hep beraber bugün bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Beraber yapacağız inşallah. Ben krem rengi yazma için, namaz örtüsü için 500 numarayı kullanıyorum. Birebir tam rengi. Önceden 501 kullanıyorduk ama şu an 500 numara tam rengi tutuyor arkadaşlar. Bunu da soran arkadaşlar ayrıntı vermiş olayım. Hadi o zaman hep beraber Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve namaz örtümüzün dağ kısmına geçelim. Ben iki dağ arasında 25 tane boşluk bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane bırakıyorum. Ve 26. zürafama şu şekilde ipimi tutturuyorum. Ben dağlarımda düğüm olmasını istemiyorum. Çirkin gözükmesini istemediğim için tek bir iple bitsin diye ipimi uzun takıyorum arkadaşlar. Hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. İlk birkaç sırası ipim uzun olduğu için tabii ki yapmak biraz daha zor ama daha mükemmel bir iş çıkıyor ortaya düğümsüz olduğu için. Şu şekilde bir zürafa yaptım. Şimdi zürafamın içerisine batıyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Şu şekilde. Aynı zürafa içerisine aşağıya indim. Şimdi buraya bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Yine aynı zürafa içerisine aşağıya iniyorum. İlk başta bir zürafama iki tane sinek kanadıyla başlıyorum. Daha sonra hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane zürafa yaptım. İki sinek kanadı arasına arkadaşlar. Üçüncü zürafamın içerisine batıyorum. Buraya küçük bir pırpır. Şu boyutta bir pırpır yapıyorum. Tam tepesine düz bir ip atarak çıkıyorum. Ve şurada elimi şöyle tutuyorum. Bakın. Şu şekilde baştaki kanadımın tepesine ipimi battım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırımın da aynı şekilde tepesine battım ve düz bir iple çıktım. Şuradaki ara ipime bataraktan bir tık bol bir ip bırakarak aşağıya indim. Buraya düğüm olmadı.
Tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Yine düz bir iple yukarıya çıktım. Ve şu şekilde ipimin boyutunu ayarlayıp aşağıya indim. Biraz karanlık oluyor yaklaştırınca. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada kanadımız tek kaldı. Şuradaki zemin zürafamıza, yani şuraya hemen batıyorum. Bol bir ip bırakaraktan sinek kanadımın kanat kısmını, aşağı kısmını tamamlamış oluyorum burada. Şimdi buraya yine küçük bir pırpır yapıyorum. Her ilmekteki zürafadaki sinek kanatlarımızı ikişerleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen yine yan tarafa geçiyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane zürafa yapıyorum. Bunu bu şekilde, bu büyüklükte ikili olaraktan da oyalarınızda da normal yazmalarınızda da bu boyutta olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu dağımızı isterseniz mevlüt örtülerinde benim yapmış olduğum gibi, isterseniz havlu kenarlarınızda, isterseniz de biraz daha küçük boyutlarıyla diğer normal yazmalarınızda da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde basamak basamak yukarıya çıkıyoruz. Şimdi bakın, buraya da yaptım. Yine üzerine geliyorum. Şimdi burada da yine aynı şekilde bu pırpırımın tepe kısmına, kanadımın tepesine küçük bir ip bırakarak batıyorum ve buraya küçük bir pırpır yaptım. Düz bir iple tepesine batıyorum ve şu aradaki ipime bataraktan aşağıya doğru iniyorum. Tekrar buradaki ara ipini küçük bir pırpır yapıyorum. Biraz büyük oldu, küçültelim. Çok büyük yaparsanız hoş olmaz arkadaşlar. Çok küçük de yapmayın. O da böyle sıkışmış gibi sanki böyle bir kalıyor. Gösterdiğim boyutta pırpırlar yaparsanız şöyle de elinizle tutaraktan, bunun da aynı şekilde çok uzun bırakmayın. Şu şekilde yine aşağıya iniyorum. Şimdi buraya da yine küçük bir pırpır yapıyorum, bakın. Şu boyutta. Bunun da yine tepesine battım ve aşağıya iniyorum. Şuradaki zürafama iniyorum. Ve buraya tekrar tek olan kanadımı burada çiftleştiriyorum. Tekrar aşağıya indim. Bir, iki ve üç. Bu şekilde bakın, düzgün, gayet hoş bir sinek kanadı dağımız oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde ben kenarını 6 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve tepedekiyle beraber 6 tane. Bu 6 büyüklüğündeki dağımız
namazı örtümüz için ideal arkadaşlar. Ve daha sonra buraya yeşil kısımdan iki tane yaprak yapıp bu güzel çiçeğimi de bu şekilde buraya monteleyeceğim. Hatta şöyle size doğru döndüreyim, daha güzel görebilin. Modelin bitmiş halini merak ediyorsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Birkaç güne Allah izin verirse orada modeli tam anlamıyla paylaşacağım tabii ki. Bugünkü modelin anlatımı sinek kanadı dağlarımızda arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir yardım olmuştur. Çok soran, merak eden, püf noktaları neyi, nasıl yapabilirim diye soran arkadaşlarım vardı benim de. Onlar için de güzel bir anlatım oldu diye düşünüyorum. Beni takip etmeyi, yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.